herkes bu diziyi ve bu kızı konuşuyor. Sena'yım ben. Çukur artık benim de evim. Yeni fenomen Çukur'un güzel Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'le çok özel. Sena çok güçlü bir kadın. Sena'dan çok öğreneceğim şey var. O bir şair. Dilan Çiçek Deniz'in 9 yaşında yazdığı şiir ilk kez cumartesi sürprizinde. Dalgaların sesini duymak isterdim ama artık duymak istemiyorum. Çünkü her dalgada duyuyorum tutunabilen kalan çocuk sesleri. Güzel kraliçeliğine uzanan hikayesi çok şaşırtacak. Ben bayağı çirkin ördek yavrusu hikayem var benim. O bir melankolik, en merak edilen güzelliğini bilinmeyen dünyası. Ya melankolik insanlar beni çok çekiyor. Ben özel hayatımda da çok. Have you got color in your cheek? You ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like so much in your teeth? Herkes bu diziyi ve pazartesi akşamının gelmesini bekliyor. Ekranların yeni fenomeni Çukur için geri sayım başladı. Bir şey soracağım. Sen gerçek misin? Çivisi çıkmış bir dünya. Tutlanmak için ya biraz sarhoş olacaksın. Ya biraz değil. Beni hiç bırakmayacaksın değil mi? Hayır, hiçbir zaman bırakmayacağım. Show TV ekranlarının yeni sezon bombası Çukur'un tanıtımlarında güzelliğiyle baş döndürdü Dilan Çiçek Deniz. Haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu, dizinin senası Dilan Çiçek Deniz'le akaretlerde buluştu ve merak edilen her şeyi konuştu. Dilan'cığım, Çukur dizisiyle Show TV ekranlarına hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk. Pazartesi başlayacak dizi. Aynen. Hayırlı uğurlu olsun. Hep teşekkürler. Çok sağ olun. Tanıtımlarıyla herkeste merak uyandıran Çukur nasıl bir dizi acaba? Konusunu anlatır mısın bize biraz? Çukur bir mahalle dizisi, bir aile dizisi. Bir aşk var, çatışma var. Alt metni çok çok iyi, alt hikayeleri. Yani salt aşk hikayesi değil, çok fazla şey var içinde. Çok buralı, çok Türkiye gibi. O yüzden çok seviyorum. Dilan Çiçek Deniz hayat verdiği Sena karakterinin çok sevileceğini düşünüyor. Senin rolün ne peki? Ben Sena karakterine can veriyorum. Sena çok güçlü bir kadın. Sena'dan çok öğreneceğim şey var. Biraz ben de Sena'ya bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Sena'yım ben. Bir adam sevdim. Yabancısı olduğum bir dünyaya geldim onun için. Sena'yım ben. Yamaç'ın yoldaşı. Orta, sevgilisi, kadını. Sena'yım ben. Çukur artık benim de evim. Dizinin ilk bölümünde Paris'te Sena ve Yamaç'ın aşkına tanık olacak seyirci. Paris'te yaptınız ilk çekimleri. Aynen. Nasıl geçti Paris'e ya? Paris çok güzeldi. Ortada çok büyük bir aşk hikayesi var ve aşk denince akla gelen ilk şehir de Paris. O yüzden çok güzel olacağını düşündük Paris'in. Hı-hı. Çekimler de çok keyifli geçti. Hı-hı. Çivisi çıkmış bir dünya. Tutlanmak için ya biraz sarhoş olacaksın. Ya biraz değil. Beni hiç bırakmayacaksın değil mi? Hayır, hiçbir zaman bırakmayacağım. Ama Paris'ten sonra Çukur bekliyor iki aşığı İstanbul'da. İnanılmaz bir kadrosu var Çukur'un. Kadro da çok kuvvetli bu arada. Kadro? İnanılmaz böyle. Herkes bana şeyi soruyor.
ya Çukur'da da işte çok fazla kişi var, çok iyi insanlar var. Evet diyorum ya, Şampiyonlar Ligi'ndeyim resmen. Herkesten bir şey öğrenmeye çalışıyorum, kapmaya çalışıyorum. Çok şanslıyım o konuda. Benim mahallemde bu iş olmaz. Ne yapalım ağam? Kısmet değilmiş. Ben bugüne bugün koskoca Koç Havalı'yı dizle oturmuşum ya. Gerisi ne önem var, değil mi? Oldu. Hayırlı günler. Çukur'un yaratacağı fırtına için pazartesi akşamını beklemeye başladık bile. Ama biraz da en az dizi kadar merak edilen Dilan Çiçek Deniz'i konuşalım onunla. Turizmden edebiyata uzanan bir eğitim hayatı var. Aslında üniversite turizm rehberliğini kazanıyorsun. Aynen. Devamlı hikayeli sandalye. kazanıyorum. Bir sene Çeşme'de okudum. Kazanıp. Ama bana göre olmadığını anladım. Tekrar girdim sınavlara. Sonra karşılaştırmalı edebiyat bölümünü kazandım. Oraya girdim. Şimdi tabii dondurmak zorunda kaldım. Ama çok çok keyifli bir bölüm. Annem de edebiyat öğretmeni, babam da öğretmen. O yüzden benim için ayrı bir keyfi var okuduğum bölümün. Hayali olan oyunculuğa uzanmış. Ama o kalemi de kuvvetli bir yazar aslında. Bu arada kalemin de kuvvetli galiba. Umarım öyle de. Bir kitap yazmışsın. Kaç yaşında yazdın? 5 yaşıma çıkardım kitabı. 9-11 yaş arasında yazdım. Bir şiir kitabıydı. İkinci kitabı içinde çalışıyor şu sıralar. Çok böyle hala içime sinmedi. Hala yazıyorum. Hala bitmedi. O yüzden artık tarihle ilgili kesinlikle bir şey söylemiyorum ama çıkarmak istiyorum. Şimdi görüştüğüm bir yayın evi de var. Küçük yaşta yazdığı şiirlerden bir tanesini dinlemek istiyoruz Dilan Çiçek Deniz'den. Heyecanlanıyor önce. 9 yaşında yazdım. Bana bak, 9 yaşında. Ben sana ayrı okuyacağım şiiri. It's over, I know that. İşte henüz 9 yaşındayken yazdığı o dörtlük. Denizi çok severdim, her şeyden çok. Dalgaların sesini duymak isterdim. Ama artık duymak istemiyorum çünkü her dalgada duyuyorum tsunami'den kalan çocuk seslerini. Müthiş yani, 9 yaşındayken yazmış. Harika. O zaman kesinlikle devamı gelmeli. Donanımlı ve güzel. Kolay bulunmayan bir sentez bu. Zekası doğuştan ama güzelliği sonradan oturmuş. Okulun en güzel kızı mıydın? Hiç değildim, biliyor musun? Ya ben bayağı çirkin ördek yavrusu hikayem var benim. Çünkü gözlük vardı. Kırmızı gözlüklerim kare. Damaklı diş teli. Konuşamıyordum böyle, konuşurken tükürüyordum falan. Bayağı şey, yavaş. Mütevazı ama tescilli bir güzel. Türkiye'nin en güzel ikinci kızı oldu 2014 yılında. Yarışmaya girmeye nasıl karar verdin? Hani ben güzelleşiyorum. Yok, ve hiç. Nasıl oldu? Ya hiç böyle çevremden aslında o gazla girmedim. Hani işte çok güzelsin, yarışmaya girmelisin. Hiç öyle bir şey olmadı hatta. Boyum uzundu. Ben 13-14 yaşındayken ajansa girdim ve oyunculuk için girmiştim ama boyum uzun olduğu için direkt böyle podyuma attılar beni. Güzellik yarışması hayallerine kavuşmada kapılar açmış ona. Aslında her kızın hayalidir bence. Türkiye'de güzel kategorisine girebilmek, o şeyi yapabilmek. Çok gurur verici bir şey çünkü. Hem de farklı bir kapı açacağım da düşündüm bana. Çünkü ben buradayım. Çok demek zorunda kalmıyorsun. Çünkü bir derece alıyorsun ve herkes sana yöneliyor. Çok sesini çıkarmak zorunda kalmıyorsun ve kapı açılıyor önünde. Ve oyunculuk sektörüne girişim de aslında bu sayede. Utangaç bir kız olduğunu anlatıyor sohbet sırasında. Şu çok önemli bir şey. Hem güzel hem akıllı olup bu işi yapmak.
Teşekkür ederim. Utandım. İltifat kabul edemiyorum. Böyle bir şey oldu. Küçülüyorum. Ha, çok teşekkür ederim. Biraz içe dönük bir tarafı olduğunu keşfediyor Ömür Sabuncuoğlu sohbet sırasında. Mahcubiyetin var mıdır? Ya da biraz içe dönük müsündür? İçe dönük mü? Ya. Melankolik misin? Çok melankoliyim. Zaten en sevdiğim şair Sylvia Plath. Küçüklüğümden beri. Filu Feruzat. Ya melankolik insanlar beni çok çekiyor. Ben özel hayatımda da çok melankoliyim. İnsanlarla olunca insanların enerjisini aldığım için bir anda böyle up olup yükselebiliyorum. Ama tek başımayken genelde böyle daha içe kapanık. Bir tık asosyal. Çok dizi izleyen. Ünlüler dünyasından en iyi dostu Bensu Soral. Benzetiyorlarmış iki güzeli birbirine. Aslında yan yana geldiğimizde çok benzemiyoruz ama böyle bazı açılardan bizde bazı fotoğraf karelerinden falan. Aa burada sana benzemişim, o bana atıyor, burada ben sana benzemişim diye. Bir gün oturuyoruz dışarıda, biri geldi, size fotoğraf çektirebilir miyiz diye. Tabii dedim, baktı hanginiz küçüktünüz bu arada dedim. Anne sana zannetti. Aynen. Sohbetimizin finalini pazartesi akşamı ilk bölümüyle Show TV'de ekrana gelecek olan Çukur'la yapmak istiyoruz. Ben Çukur'un çok farklı bir kitleye, yani kendi ne özgün bir kitle yaratacağını çok inanıyorum. Çünkü çok inandığım bir iş. Senaryosunu okuduğum ilk dakikada dedim ya ben kesinlikle bu işte olmak istiyorum diye. Umarım çok 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 iyi olur inşallah. Bizim çok büyük bir heyecanla çektiğimiz çarpıcı senaryosu ve güçlü kadrosu olan Çukur pazartesi akşamı Show TV ekranlarında. Hepinizi bekliyorum. You got color in your cheek. You ever get that feel that you can shift the tide that sticks around like summer to your teeth. Tick, tick.